Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde tuttuğum üç renkli olarak çalıştığım bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz çok yumuşacık, dolgunca bir model. Özellikle battaniyelerde çok güzel olmakta modelimiz. İki renk olarak da çalışabilirsiniz ya da daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Ben üç tane rengimi kullandım ve bu güzel çalışmamızı oluşturdum. Şimdi çalışmamızın yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek modelimizi kurmaya başlayalım. İlk olarak düğümümü atıyorum. Zincirimi çekmeye başlıyorum. Modelimiz Tek sayıyla bitmesi gerekmekte. Ona dikkat edelim. Şimdi yeteri kadar zincirimi çektikten sonra trabzanlarımızı tek sayılı olacak şekilde ayarlayalım. Yeteri kadar zincirimizi çektik modelimiz için. 1, 2, 3, 4 Tığımın başını doluyorum. 4. zincire giriyorum ve 2 seferde alıyorum. 1 ve 2 diğer zincirime giriyorum 1 ve 2 birinci sıramızı iki defa da çektiğimiz trabzanlarla örerek başlatıyoruz battaniye örecekseniz ona göre zincirimizi çekerek ayarlayabiliriz tek sayılı olması yeterliydi Trabzanımı tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk, bakınız trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, bir trabzan atlıyorum. Tığımın başını doladıktan sonra ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum, bir atlıyorum atarak tek seferde çekiyorum. Bir zincir bir defa doluyorum. Bir trabzan atlayıp sıradaki trabzanımın üzerine batıp tek seferde çekiyorum. Zincirimi çekiyorum. Bir atlayıp bu işlemimizi sıramızın sonuna kadar tekrar ediyoruz. yuvalarımızı bu şekilde hazırlıyoruz. Bir tane zincir çekip son yuvayı birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp son trabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekerek yarım trabzanımı örüyorum. Bir zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum. Ve diğer sıramızı başlatıyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum dibine batıyorum. Dibine battım, başını dolamıştım. Tek seferde aldım. Şimdi burada görmüş olduğunuz minik kutucuğumuzun içerisine tığımın başını doluyorum, batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Kapamıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimiz oldu. Atlamış olduğumuz trabzanımızın tepesine aşağıdaki bakınız batıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum 1 2 3 4 5 tane ilmeğimiz oldu bu kutucuğumuzda diğer kutuya yine başını dolayarak batıyorum geçiyorum çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimiz oldu hepsini tek seferde kapatıyorum ve bir zincir ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum en son işlem yaptığım kutu içerisine giriyorum 3 ilmeğim oldu. Başını doluyorum. Alttan atlamış olduğumuz trabzanın üzerinden çekerek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki kutuya geçiyorum. 7 oldu. Çekiyorum. Bir tane zincir. Aynı işlemimizi devam ettirelim. Tığımın başını doluyorum. En son yapmış olduğum yani girdiğim yere batıyorum. 1, Aynı yerin alttaki trabzanından alıyorum 2. Bir sonraki kutuya geçiyorum 3. Hepsini aynı anda çekiyorum ve bir tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Son işlem yaptığım kutu içerisine giriyorum 1. Alttaki trabzanından uzatarak alıyorum 2. Bir sonraki kutuya geçiyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane zincir. Bu işlemimizi birlikte devam ettirelim birkaç tane daha başını doluyorum son işlemi yaptığım kutu içerisine giriyorum bir alttan alıyorum iki bir sonrakine giriyorum 3 yani toplamda 7 tane ilmeğimiz yukarıda oluyor hepsini aynı anda çekip kapatıyorum ve bir zincir sona kadar ilerleyelim çok güzel bakınız gayet güzel bir dolgunca görüntüsü oldu. En son bölümümüze geldik. Yine aynı şekilde batıyorum. Alttaki trabzandan uzatıyorum. Ve ilk başlangıçta bakınız zincir çekerek dönmüş olduğumuz boşluğun içerisine de giriyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir tane zincir. Tığımın başını doluyorum. Son olarak kenara batıyorum. Tek seferde yine yarım trabzanımızı öreceğiz. Ama kapanışı geçeceğim yeni öreceğim rengimle yapıyorum sıkıştırıyorum şu şekilde ve bir zincir örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını doluyorum şöyle bakalım hemen zincirimizi çektiğimiz yerin yanına aradan giriyorum şu şekilde görmenizi istiyorum alttan boşluğa değil ilmeğin aradan girdiğim tek seferde çekiyorum Tığımın başını doladım. Bu kez boşluğa giriyorum. Bakınız battığımız yer daha koyu renkteki pembenizin arasıydı. Şimdi tığımın başını doluyorum. Boşluğa giriyorum. Bir defa uzatıyorum. Tekrar üzerine ipimi aldım. Bu kez alta giriyorum. Alta şöyle. Şuradaki ipimi çektiğim zaman görüyorum. Bakın şöyle. Oraya uzatıyorum. Alıyorum. 5 tane oldu ilmeğimiz. Ve bir sonraki ara boşluğa giriyorum. Şuraya. Alttan alıyorum. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz mantığın aynını burada da örüyoruz. Hepsini çekiyorum ve bir zincir. Ve başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar başını doluyorum. Alttaki boşluğa batıyorum. Bakın şuradaki boşluğa girip uzatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bölüme geçiyorum. 7 tane ilmeğimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hepsini aynı anda çekiyorum. Bir zincir. Tığımın başını doluyorum, bir uzatıyorum, alta hemen her ikisinin birleştiği boşluğa gelerek batıyorum, uzatıyorum ve bir sonraki araya geçerek ilmeğimi çıkarıyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum, bir tane zincir. Tığımın başını doluyorum, uzatıyorum, hemen altına batıyorum ve bir sonraki aranın üstten alıyorum bir tane zincir atalım dibine bir sonraki araya çekiyorum bir zincir bu şekilde sona doğru ilerleyelim sıramı tamamlamak üzereyim aşağıdan ilmeğimi uzattım tığımın başını tekrar doluyorum kenardaki boşluğa giriyorum ve uzatıyorum 7 tane ilmeğimi tek seferde çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Tığımın başını doluyorum. Kenardaki bölümün her iki katını da bakın aynı anda alarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Yalnız diğer rengime geçişimi yapıyorum. Diğer rengimle beyazımı kullanıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum kapadıktan sonra ve örgümün arkasını çeviriyorum. Şöyle görelim bakınız. Dolgulu, çok güzel. Her iki yönde kullanılan güzel bir çalışma. Yine aynı işlemlerimiz, hiç farklı herhangi bir şey yapmadan örmeye devam ettiriyorum. Tığımın başını ilk önce doluyorum ve hemen ilk bakın zincir içerisine girerek. İçerisinin altına değil, içine girerek Yarım trabzanımı örüyorum yani tek seferde çekiyorum. Tığımın başına doluyorum bu kez ara boşluğa giriyorum. Tığımın başına doluyorum. Aşağıya geçişimi yapıyorum. Alttan alıyorum. Tekrar tığımın başına dolayarak diğer araya geçiyorum. Hepsini aynı anda çekip kapatıyorum. Bir zincirim. Bir defa uzatıyorum. Aşağıya her ikisinin buluşma noktasına uzatıyorum ve bir sonraki grubuma geçiyorum. Tek seferde kapatıyorum bir zincir. Uzatıyorum aşağıya bir ileriye. Çekiyorum bir zincir. Bir aşağıya bir ileriye. Ve bir tane zincir. Hemen dibine her iki kısa noktanın buluşma noktası aşağıya ve diğer tarafa. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum ve bu şekilde renklerimizi değiştire değiştire örgümüze devam edelim. Modelimizi aynı tekrarları yaparak örüp büyüttüm. Önden de arkadan aynı şekilde görülmekte ve kenarlarından hiç ip koparmadan ilerlemekteyiz. 3 tane renk kullandığımız için tam bitiş ve başlangıç yerleri diğer rengin için uygun olmakta. O yüzden de bu şekilde bir kolaylığı da var. Çalışmamızı umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yapmak isteyen arkadaşlarımın işleri rast gelsin inşallah. İnşallah kolaylıkla çok güzel bir şekilde örgülerine ulaşırlar. Örmek istediklerini en güzel şekliyle tamamlarlar. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.